Evet. Şimdi e, operasyonu değerlendirdiniz. Kara harekatı zaruridir dediniz. E, biraz da e, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapmış olduğu operasyon önemli, kuşkusuz ama bir de bu işin e, diplomatik ayağı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan e, sisiyle tokalaştı. Bu hafta çok konuştuk bu başlığı e, değerlendirdik. Esat'la görüşme de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulduğunda e, diplomatik yollarda ya da ülkeler arası küslük olmaz ifadesini kullandı. Salı günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de grup toplantısında. E, Esatla görüşülebilir sinyalini verdi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? E, Sisi ile görüşüldü, tokalaşıldı. Şimdi Esatla e, görüşülür mü? Diplomatik anlamda Suriye ile ilişki Ben 2012 yılı başlarında Mısır'a gittim. Yani Mursi'nin son dönemleriydi. Hatta oradan Gazze'ye geçtim. E, Gazze'de Hamas lideri e, Heniye ile de görüşme yaptım. Tam İsrail saldırılarının da arkasına gelmişti e, ve daha sonra Mısır'a döndüğümüzde tabii orada bir takım hadiselerde yaşadık Gazze'den dönerken tam terör gruplarının arasında düştük. Ee, orada bir Cumhurbaşkanı yardımcısıyla görüşme yaptık. Mursi'nin kendisiyle görüşmedik de. Ee, görüşürken bir de orada bir anekdot ee, baktım adam e, Türkçe biliyor az çok. Dedim hayırdır? Dedi ki ben Aksaray'dan evliyim dedi. Ee, Ankara'da okumuş üniversite. Hmm. Sizi biliyorum partinizi biliyorum. ...ondan sonra Adam Mısırlı Muhsin Bey'i biliyorum... ...Adam Mısırlı tabii. Hı. Mısır Cumhurbaşkanı yardımcısıydı... ...birinci Cumhurbaşkanı yardımcısı... ...orada bizim kendi büyükelçimiz... ...iş adamları derneğimiz... ...diğer Mısırlı yetkililer... ...bütün bunlarla görüştük... ...anayasa oylaması yapılıyordu o hafta... Ee, ...çok düşüktü tabii. ...50'nin altındaydı anayasa oylamasına katılım... ...hele Kahire'ye çıkıp da... ...Kahire'nin dışına çıktığınızda... ...yani çok daha farklı bir Mısır'la... ...karşılaşıyorsunuz yani... Ee, şöyle bir siyasetten çok uzak, iki bazı gruplarda e, efendim işte bir takım yine emperyalist ya da başka güçler tarafından kullanılıyor ve biz orada gördük mesela e, şey vardı böyle e, sessiz bir protesto yani benzinliğe gidiyorsunuz işte benzin yok ya arabamız biz işte çöl'e e, saplandı arkadaki araba bu gazze dönüşünde o da e, şöyle oldu biz gazzeden dönerken e, perşembe günüydü bize dediler. Biz herkes çıktı. Kale gibi bir yer. Böyle Amerikan filmlerinde kaleler oluyor. O refah kapısı denilen yer. Kale gibi bir yer. Herkes çıktı. Biz kaldık. Dedi ki bizi niye göndermiyorsunuz? Dediler ileride terör grupları arasında çatışma var. Riskli. Siz resmi heyetsiniz. Sizi gönderemeyiz. Biz neyse sonra epey mücadele ettik. Kendimiz şey verdik. Yani onlara biz gitmek istiyoruz diye yazılı beyanda bulunduk. Onun üzerine bir işte e, şey zırhlı araç e, şey yaptılar önümüzde. Pardon, Kahire'de mi, İskenderiye'de mi, nerede? Gazze'den dönüşte Abi, Refah Gazi'de. Kapısı'nda. Pardon, tamam. Sina Yarımadası'nda. Tamam, eyvallah. Tabii, Sina Yarımadası'nda. Neyse işte bir arabamız, bize tabii o gönderdikleri araç aslında bizi hedef yapıyor. Işıklı böyle zırhlı askeri araçlardan. Ben dedim ki ya biz bundan kurtulalım. Biz kurtulduk ama arkadaki araba e, kuma saplandı. İşte neyse onu El Arish kenti var hemen ondan sonra evet. Mısır'a girerken. Yani orada <laughs> düşünün ki aracınıza lastik yani hava bastıracak lastikçi yok. Yani öyle düşünün. Öyle bir şey vardı. Yani acayip bir durum. Her neyse söylemek istediğim şu. Orada ben şunu gördüm. Mısır halkı Mursi'yi destekleyenler olsun ya da Çünkü orada da her akşam iki grup Tahrir Meydanı'nda işte Mursi yanları, diğer meydanda Mursi karşıtları eylem yapıyor yani. Her akşam, her gece ama şunu gördüm. Halk diyor ki bütün olarak bizim o dönemki büyükelçimiz, iş adamlarımız, işte Mısır Cumhurbaşkanı. Ya Türkiye Mısır'ın tamamına hitap etsin diye bir şey vardı. Tabii ben bunu geldiğimde daha sonra Türkiye'de de e, bu izlenimlerimi aktardım. Ama tabii özelde elbette ki fikrimi sorarsan elbette Mursi. Elbette Mursi devam etseydi Türkiye için, Türk İslam dünyası için çok büyük kazançtı emperyalizme karşı. Gerçekten. Onun için müsaade etmediler zaten. Yani bugün Mursi Mısır'ın başında olsaydı bambaşka bir e, Türkiye bu coğrafyada ne e, şeyde yaşananlar belki Afrika'nın kuzeyinde yaşananlar işte Libya'da ne bugün Mısır'da şey Suriye'de yaşananlar belki yaşanmayacaktı. Daha farklı bir e, coğrafyamız olacaktı. Ve e, çok da işbirliğimiz en üst düzeyde bir Mısır aynı Pakistan'da bugün nasılsak işte Azerbaycan'da nasılsak öyle bir Mısır-Türkiye ilişkisi olacaktı. Elbette Mursi. Ama işin bir de gerçeği var. İşin bir de işte uluslararası boyutu var. Dışişleri var. Mütekabül esasları var. İşte e, ne diyoruz? Siyasette ya da dış politikada ebedi dostluk, ebedi düşmanlık olmaz. İşte benzerlerini biz Suudi Arabistan'da yaşadık. Birleşik Arap Emirlikleri'yle yaşadık. E, maalesef bunları sürdürdüğünüzde Bundan zarar gören kim oluyor neticede? Her iki ülkenin halkı oluyor. Ülkeler zarar görüyor. Liderler arasındaki uzun süreli bu kavgalarda ya da iki devlet arasında ilişkiler koptuğunda, işte bizim Mısır'la ilişkilerimiz kopmamış olsaydı, bugün Mısır Yunanistan'la değil, bizimle ilişkilerimiz, Deniz kıta sahanlığı anlaşmasını aynı Libya'nın yaptığı gibi yapmış olacaktı. Peki Esad rejimi sizce hazır mı? Türkiye ile yeniden ilişkileri Şimdi iyi Esad, anlamda. Esad her an hazır. Yani Esad burada Türkiye'nin tavrı önemli. Esad'ın zaten kendi başına öyle bir karar verme gücü yok. Yani Esad dediğiniz Esad rejimi dediğiniz ya da Esad hükümeti dediğiniz şey Rusya'nın ve biraz da İran'ın kontrolünde Rusya ve İran'la birlikte karar verebilecek. Bir ülke pozisyonda, bir lider pozisyonda kendi başına karar vermesi mümkün değil. Öyle bir gücü yok. Yani o gücünü çoktan kaybetti. Burada zaten dikkat ediyorsanız Türkiye uzun bir süreden beri e, Rusya'nın ara buluculuğunda e, özellikle bizim tabii Cumhurbaşkanı düzeyinde ya da Dışişleri Bakanı düzeyinde değil ama daha alt düzeyde e, Suriye rejimi yetkilileriyle uzun süreden beri görüşmeler gerçekleştiriliyor